Matrak Haberler'den herkese merhaba. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına İbrahim Hacı Osmanoğlu geldi. Hacı Osmanoğlu'nu Trabzonspor Başkanlığı'ndan hatırlıyoruz. 2013-2015 yılları arasında Trabzonspor'a başkanlık yapmıştı. Bir de hakemleri rehin almasından hatırlıyoruz. Hacı Osmanoğlu 2-2 biten Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından hakemleri statta rehin almıştı. Evet, yanlış duymadınız. Statta hakemleri rehin almıştı. Almıştı da sonra ne olmuştu? Polis, jandarma kimse de bir şey yapamamıştı. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan aramış ancak o zaman hakemleri bırakmıştı. Yani kısaca İbrahim Hacı Osmanoğlu böyle biri. Tam Türkiye'ye yakışır bir federasyon başkanı. Evet, vatana, millete hayırlı olsun. Ben şimdi Hacı Osmanoğlu'ndan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Alaaddin Çakıcı abimizi getirdik açıklamasını bekliyorum. Bence yakışır. Çok da iş görür ha. Bakın, o zaman kimse itiraz ediyor. Hakeminden futbolcusuna, oradan yorumcusuna kadar herkes mum olur mum. Hakem şikayetleri de bir günde sıfıra iner. Sıkıysa birisi çıksın itiraz etsin de göreyim o zaman. Dışarıdan VAR hekimi getirmeye de gerek kalmaz. Lüzumsuz masraf da olmaz. Çakıcı'nın bir bakışı yeter. Huzur içerisinde birlik yaşarız. Günümüz Türkiye'sine de cuk oturur. İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF Başkanı oldu ama şöyle bir durum daha var. Fenerbahçe'nin 2011 şampiyonluğu konusu ne olacak? Hacı Osmanoğlu kim 3 Temmuz'da şike yoktur diyorsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizlerin dik alasıdır. Versinler mahkemeye gider ispat ederim demişti. Şampiyonluk Trabzon'un hakkıdır demişti. Ben buradan bir Trabzonspor sevdalısı olarak tekrar söylüyorum. Eğer ki kim 3 Temmuz sürecinde şike yoktur diyorsa, bakın şike vardı diyenlere bundan sonra hesap soracağız diyorlar ya, ben de diyorum ki 3 Temmuz sürecinde her kim ki şike yoktur diyorsa namussuz, şerefsiz, haysiyetsizin bir arasıdır. Şimdi hepsine benim mahkemeye gidelim de tek tek şikenin nasıl olduğunu tekrar bir daha orada ispatlayalım. Veremezler. Bakın namussuz, şerefsiz diyorum. Şike yoktur diyene bugün Trabzon'un dışında Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşunun başkanıyım. Trabzon'un için insanları ve bürokratlar derneğinin başkanıyım. Sizin şahsınıza ve bütün Trabzon camiası adına söz veriyorum. Şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. Bu soğuk savaşı, bunlar bu illegal hareketleri yaptığı sürece insan topluyorlarsa, o İstanbul'da 500 bin kişiyi toplayıp da ben eylem yapmasam ben de anlayayım. Bakalım şimdi ne olacak? İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Şike konusuna yine girebilir. Benden söylemesi. Ortalık karışacak. Vaziyet alın. Bu haftanın en dikkat çekici haberlerinden biri de Metin Kıratlı'nın Anayasa Mahkemesi üyesi olmasıydı. Tam da Deli Bekri'nin Ayasofya'ya imam olması gibi. Metin Kıratlı kim diyecek olursanız söyleyin. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'ydı. Hani Sedat Peker'in Suriye'de rüşvet işleriyle alakalı bahsettiği bir isim vardı ya, işte o. Başkanlığı İdari İşler Başkanı. Külliye'de. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlı. Kaçakan petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık para öyle. Şey dinlemeyin. Büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet. Devlet vermedi mi? Devlet. Kim şehit oldu orada? Millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan onayı aldıktan sonra sizi şey yolu, Mete Grup var. Murat Sancak, Ramazan Öztürk. Evet. Tüm hiyerarşi orada. Onların da olayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz? Ebu El-Nusra'nın iktisat sorumlusu var. Ebu Abdurrahman. Ebu Şeyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor, biliyor musunuz? İşte bu Metin Kıratlı'yı Erdoğan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadı. İyi ama şimdi ne olacak?
Suriye ile işi olan kime gidecek? Sarayda kiminle görüşecek? Kime rüşvetini verecek? Saraydan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Devlette süreklilik esastır. Lütfen biraz ciddiyet. Belki de Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi'nden bu işleri takip eder. Kim bilir? Haftanın çok konuşulan isimlerinden biri de iktidar ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. AKP'li eski vekil Necdet Ünivar'la birlikte kızlarını meclise sokmuşlar. Torpille tabii. Destici de sağ olsun konuya açıklık getirdi. Savunurken öyle şeyler dedi ki ağzımız açık kaldı. Hepsinin mecliste yerleştirdikleri insanlar var. Peki bu haysiyetsiz, iftiracı, yalancı kanallar niye onların bir tanesini haber yapmıyor? Hepsinin listesi var. Sadece bu iki çocuk mu var? Hayda, savunmaya bak. Bütün partiler bunu yapıyor. Niye sadece benim kızım gündem oluyor diyor. Tek değilmiş yani. Meclis olarak bunu hep birlikte yapıyoruz diyor. Bütün meclis olarak, partiler olarak bu haltı hep beraber işliyoruz diyor. Ha bir de şunu söylüyor. Ben kızımı daha yüksek makamlara, başka yerlerde çalıştırabilirdim. Ama istemedim. Evladımın meclise çalışmasını istedim. İktidar ortağı bir partinin başkanı olunca böyle oluyor demek. Destici ve kızı fedakarlık yapmış. Pekala babası çok daha iyi yerlere yerleştirebilirmiş. Maksat vatana hizmet olsun. Ezanlar susmasın, bayrak inmesin. Biz nankörlerde 3 kuruşluk torpili dilimize doluyoruz. Ayıp yahu. Şimdi sırada yok artık haberi var. Birleşmiş Milletler'in İşkenceyi Önleme Komitesi var. Bu komite Cenevre'de toplantı yaptı. Buraya kadar her şey normal. Ne var bunda demeyin. Haber bundan sonra başlıyor. Sıkı durun. Bakın Türkiye'yi temsilen kimler katıldı? Rüştü Yılmaz. Kim bu Rüştü Yılmaz? İşkenceci Emniyet Müdürü. 2015-2021 yılları arasında Şanlıurfa'da 6 kişilik işkence ekibi kurmuştu. Nasıl yakışmış değil mi? Peki Türkiye'yi temsilen başka kim katıldı? Kıvılcım Kılıç. Peki bu kim? Eski Priştine Büyükelçisi. 2018'de 6 Türk vatandaşının hukuksuzca ve kötü muamele altında kaçırılmasındaki baş sorumlu kişi. Kıvılcım Kılıç üstelik Türkiye'yi temsilen heyetinde başkanı olarak katılmış. Nasıl? Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi toplantısına katılanlar nasıl da yakışmışlar değil mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gerçekten enteresan bir adam. Enteresan bir adam diyeyim de kibar olsun. Erdoğan'ın durumuna göre anında dönüş yapabiliyor. Kıvraklığı dillere destan. Baş döndürücü nitelikte. Geçtiğimiz günlerde meclis grup toplantısında bir konuşma yaptı. Emeklilere %25'lik maaş artışı makul ve yeterli olmadığını söyledi. Sayıları 15.9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi açık ve samimi teklifimiz şudur. Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz. Saadet Partisi de madem öyle dedi ve emekliye seyyanen zam için meclise önerge verdi. Peki sonra ne oldu? AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Sonuç emekliler yine açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edildi. Evet emekliler yine açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edildi ama sorun bakalım niye mahkum edildi? Erdoğan konuyla ilgili muhalefet düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan emekli maaşı için 17 bin lira olsun diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz dedi. Erdoğan ölçüyormuş, biçiyormuş. Bunun için de emekliye 17 bin lira maaş veremiyorlarmış. Bu arada açlık sınırının 18.500 lira olduğunu hatırlatayım. Yoksulluk sınırı demiyorum bakın. Açlık sınırı 18.500 lira olduğunu söylüyorum.
Emekliye 17 bin lira maaş verilse bile yine açlık sınırının altında bir rakam bu. Biraz da lüksü, şatafatı, yandaş müteahhitlere ballı ihaleleri de biraz ölçüp bitse keşke. Neyse, bugünlük de bu kadar diyelim. Siz siz olun. Bu ülkede aklınıza mukayyet olun.